Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, şimdi sıra bir tane daha Rus çiftemiz geldi. USSR diye geçer. Bir bakalım ne durumda, ondan sonra buradan daha net bir şekilde hadi devam edelim. Evet, yeni gelen Rus çiftemiz. Şöyle göstereyim bakın. Dipçik, kırık. Bunu tamir edeceğiz. Şu şekilde dipçiğin halini görüyorsunuz. Komple göstereyim. Gravür işlemeli. Tabii artık komple bitmiş çift tetik. Bize gelmiş hali bu. Evet, baktık. Şöyle daha detaylı göstereyim bakın. Dipçiğimiz artık kırılmış. Şurada kırıkları var. Bakın. Namlusu ıvır zıvırı. Komple sıfırdan bir restorasyon yapacağız. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Hadi başladık. Evet, buna ilaç yatıracağız. Şu tırnağını sökelim. Şimdi bu biraz ilacı emsin, sonra sökeceğim. Bu kenarda kalsın. Gelelim el kundağına. Görüyorsunuz pas ve leş gibi. Kenara ayırdık. Evet, şunları ilaca yatırmam lazım. Önce bir ilaca yatıralım. Ondan sonra da sökeriz. Ama önce şunun bir dipçiğini bir sökelim. Araya kağıt konmuş. Çok önemli değil. Evet, bu da zımparalanacak. Şimdi gelelim mekanizmaya. Evet. Şimdi şunu bir mengeneye takalım. Evet, mengeneye takıp biraz yumuşattıktan sonra söküyoruz. Şimdi bunu söktükten sonra şu mekanizmayı bir kurtarıyoruz. Şurada yayları var. Şunları bir alalım, kaybolmasın. Şunun tetiğini bir sökelim.
Tetiğin altında yaylar var. Yayları bir alalım. Evet, yaylar aldıktan sonra tetiklerimizi kurtardık. Bu da boyanacak zaten. Kenara alalım. Şimdi şuradaki mekanizma, bu otomatik kilitleme sistemi var bunda zaten. Ama önce şu ayakları bir kurtarmamız lazım. Şunu bir sökelim. Evet, bunu söktük. Şimdi emniyetimizi alalım. Tabii emniyetimizi önce şuradaki parçasını bir kurtaralım. Tabii bu gene paslanmış. Bunu tamam abi. Kaldık bu tarafta. Buna da tabii bu yetmiyor. Buna uzun bir şey bulup şunu da söküp sonra da kumlamaya geçelim hadi. Evet, ev kundağıyla dipçimizin astarını attık. Bunlar kurusun. Şimdi kumlamamız bitti. Namlumuzun ve gövdemizin parçaların. Şimdi bunları boyayalım. Evet, şimdi sıra boyamada. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
Evet, boyama işlemimizi bitirdik. Şimdi fırından çıktıktan sonra toplamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, tüfeğimizi topladık. Bitmiş halini bir görelim. Sonra burada daha detaylı bir şekilde inceleyelim tüfeğimizi. Evet, tüfeğimizin bitmiş hali. Bakın şurada kırıkları vardı, onu yaptık. Güzelce tadilatını yaptık. Yapıştırdık. Altını komple değiştirdik. Kısa geliyordu. Dipçiyi uzattık. Şöyle gövdesi, üstü, emniyeti, namlu çıkarıcı. Tetik ve tetik korkulu gövdesi, hepsini bitirdik. El kundağının altı, el kundağı, mandalı, namlusu komple bitirdik. Evet, bitmiş halini gördük. Şimdi şurada da bakın, şurada bir kırık vardı biliyorsunuz. Bunu sıfırladık komple. Elimizden geldikçe düzelttik. Komple dipçiğini bitirdik. Şurada biliyorsunuz kırık vardı. Tevsiyesini yaptık. Düzledik. Tetik, tetik korkulu, gövde, namlu. Müşterimize şimdi teslim edeceğiz. Namlu içi. Şöyle ayna parlak yaptık. Komple namlusundan barana kadar bir tane fosforlu bir gezarpacık taktık. El kundağının altı, el kundağını sıfırladık. Ve komple bitirdik arkadaşlar. Güzel bir Rus Baykal. Çok da güzel geze geliyor. Evet, bir misafirimizi daha bitirdik. Sizleri çok seviyoruz. Unutmayın, abone olup paylaşıp beğenmeyi lütfen unutmayın diyoruz. Her zamanki dediğimiz gibi, hoşça kalın, dostça kalın.